Dostlar, tamam mıyız hocam? Evet. Şimdi dostlar, bu metni yazarken dediğim gibi resmi dairedeki yöneticilerimizin, dostlarımızın samimiyetine güvenerek yazdım. Sürçü lisan ettik ise affola diyelim her şeye rağmen. Şimdi açık çağrı, metnin başlığı bu. Sayın Devletlüm, Şemus Bey'e, valimize ben Devletlüm diye hitap ediyorum. Onun da, o da keyif alıyor. Onun için Devletlüm dedim. Sayın Devletlüm, Büyükşehir Belediye Başkanı, Melik Gazi Belediye Başkanı, Çevre İl, Turizm ve İl, Tarım ve İl Müdürleri, Vakıflar ve DSİ Bölge Müdürleri ve de Jandarma Bölge Komutanı. Benzer şeyleri sizleri ziyaret ederek tekrar anlatmak ve vaktinizi almak istemiyorum. Nur topu gibi bir çocuğumuz daha oldu. Mera arazisi hazine arazisine köylüden habersiz dönüştürüldü. Doğru mu? Doğru. Dönüştürüldü. Ve ocak işletmek için izin verildi. Bunun anlamlı ve mantıklı hiçbir açıklaması olamaz. Bu arazi Küçük Bürüngüz, Subaşı, Büyük Bürüngüz'e 400 ile 600 metre mesafede ve de Koramaz Vadisi projesinin göbeğinde olup Koramaz Dağı'nın eteğinde ve utanarak yazıyorum. Bunu özellikle büyük harflerle yazdım. Ve utanarak yazıyorum. Ama bu kutsal arazinin fethi sırasında şehit olanların yattığı gaziler şehitliğine sınır. Böyle bir saygısızlık olamaz. Gaziler şehitliğine sınır. Bunun adı Koramaz Vadisi projesine, Kayseri'ye, bölge halkına ihanettir. Şehitlere yapılanı yazmaya edebi müsaade etmiyor. Ve onu okuyanlara bırakıyor. Yeter yahu. Hu Allah'ın isimlerinden biridir biliyorsunuz. Yani argo anlamında kullanmadım bunu. Yeter yahu. Köyün, köylünün kullandığı yolları kullanarak maliyetinizi düşürmek amacıyla burnumuzun dibinde ocak açmayı ve izin vermeyi bırakın. Zaten kuşatılmış durumdayız. Sizlerin derhal daha önceden açılmış ve kontrolsüz bir şekilde çalışan ocakları kapatmanız gerekirken bunlar yetmez diyorsunuz. Ocak işiyle uğraşanlar gitsin, cehennemden daha yakın yerlere, cehennemden daha yakın yerlere izin verecekler de oralarda versin. Ne yapacaksanız oralarda yapın. Hal böyleyken, yani kusura bakmayın, burada kendimden de bahsetmek zorundayım. Hal böyleyken ben, herkes bildiği için bunu yazdım. Yani adrese gidenler bildiği için ben maddi, manevi hiçbir karşılık beklemeksizin Koramaz Vadisi Müzesi ve ilave iki müze açabilmek için 40 yıllık birikimimi, eserlerimin için veriyorum. Değer mi? Dağlarda bekçilik yapmak için mi? Tekrar yeter yahu. Şimdi bunu Vali Bey'den başladım. Hepsine hitaben sosyal medyada paylaştım arkadaşlar. Daha sonra bu ismini yazdığım kişilere, makamlara, onların isimlerini de söyleyeceğim size. Teknoloji kullanmakta biraz ilkel durumdayım, kusura bakmayın. Daha sonra bunu Kayseri Melik Belediye'de Gürcan diye bir dostumuz, arkadaşımız var. Vakıflar Kurumu'nda
Eski Eserler Kurulu'na yani Gürcan Bey'e gönderdim. Yusuf Yerli diye bir dostumuz var. Yine